İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz Perşembe günü saat akşam 10 saatlerindeyiz. Altın analizi videomuza başlıyoruz. Bugün biraz geç oldu. Maalesef mesaiden biraz geç geldiğimiz için biraz geç başlayacağız analizimize. Şimdi günlük grafikte her zaman olduğu gibi ilk olarak Ons'tan başlıyoruz. Ons grafiğini açtığımızda bugün bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bu hareketin acaba kritik bir dönemde mi geldiğini, yani kritik bir noktada geldiğini mi yoksa sadece bir kar satışı olduğunu mu sizlerle beraber değerlendireceğiz. 5 saatlikte de benzer bir durum var. Sizlerle beraber şimdi günlükten başlayarak hepsini gramada geçerek değerlendireceğiz ve videoyu o şekilde kapatacağız. Şimdi günlük grafikte baktığımda bizim dün de söylemiştim şu yükselişimiz bakın çok sert oldu. Bu tür yükselişlerde trend kırıldıktan sonra şu şekilde bir hareket olabilir demiştik. Yani bu trende tekrar desteğine gelip bakın tam geçtiği noktaya bakın. Trend çizgisi vardı bizim. Bakın hiç silmedik. Dünden çizdiğimiz bir tane trend vardı. O trend kırıldıktan sonra hareketimiz sertleşmişti ve 1825'e doğru gidiyoruz diye konuşmuştuk hedef olarak. Ve bu hareketten sonra bir kar satışının gelmesi gayet doğal olacaktır demiştik. Yani şundan bahsediyoruz. Şöyle yükseldik. Buradan tekrar kar satışı geldi. Ve biz tekrardan kırdığımız trendi destek yapmaya çalışıyoruz şu an. Ve demin de gösterdiğim gibi, şimdi şunu geri almaya çalışayım. Evet, şuradaki gördüğünüz en düşük nokta 1795.94 seviyesi tam trend çizgisinin olduğu noktadan geçiyor. Bakın, şöyle biraz daha renkli bir çizgiyle çizersem herhalde daha iyi olacak. Şöyle kırmızı ile çizeyim. Bakın, görüyor musunuz? Tam bu noktada trend desteğinin olduğu noktadan geri dönmüş. Dolayısıyla ben size şunu söyleyebilirim. Evet bir düşüş var. Yükseliş trendi de kırılabilir. Ama şu an için henüz sat sinyali gelmedi. Ons tarafında onu size söyleyeyim arkadaşlar günlük bazda baktığımızda. Tabii 5 saatlik bazda gelmiş olabilir. Şimdi birazdan onu inceleyeceğiz ama bizim için önemli olan günlük bazda. Ama 5 saatliği ben aranızda Forex'te alsat yapanlar, günlük alsat yapanlar varsa ya da önceden sinyal almak isteyenler varsa öncü göstergedir çünkü 5 saatlikteki gösterge günlüğü etkiler. Yani ben günlük analiz yaparken genelde günlüğe bakıyorum, bir de 5 saatliğe bakıyorum ya da 4 saatliğe bakıyorum. Buna karşılık alım satım kararları veriyorum kendimce. Dolayısıyla eğer günlük düşünüyorsanız siz de buna bakabilirsiniz veya başka şeyleri de kendiniz ek olarak bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün için kritik seviyemiz 1790 olduğu için halen yukarı tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Yarın takip etmeniz gereken noktayı söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu nokta yine trend çizgimizin olduğu nokta 1798 veya 1797 çok önemli değil. Ve bakın daha önce de Fibonacci'lerde duruyor dün çizdiğimiz. O noktada tam Fibonacci noktasından geçiyor. 1797,5-98 çok önemli değil. Eğer yarın bu seviyenin altında kapanış yaparsak o zaman tehlikeli duruma geçeriz. Yoksa şöyle bir hareket de olabilir. Yani buradan teyidini alıp tekrardan 1825'lere 1825 kırılırsa zaten olay iyice farklılaşır. Onu o zaman konuşalım şimdi heyecan yaratmayalım. Dün bir şey daha söylemiştim arkadaşlar onu tekrardan hatırlatayım. Boğa piyasasında yukarı doğru gidip aşağı doğru tuzak yapılabilir diye konuşmuştuk. Bakın. Örneğin şurada mesela yukarı doğru gidiyor. Bu çok ona benzemiyor. Burada biz aslında pullback yapıyoruz. Pullback ne demek arkadaşlar? Trendi kırdık, tekrardan geri geliyoruz. Teyidini alıp yukarı doğru gidiyoruz diye düşünebilirsiniz. Veya bu düşüş trendinde de olur. Trend kırılır, tekrar yukarı gideriz. Trendi test ederiz. Geçilemeyince yukarı doğru tekrardan aşağı gideriz. Bu da ona benziyor. Yukarı doğru gidiyoruz. Trende geldik. Trendden aşağı kıramazsak tekrardan yukarı gidiyoruz manasına geliyor. Yani şu hareketten bahsediyoruz. Bu hareketin devam edip etmeyeceğini yarın bize gösterebilir. Zaten 10 Temmuz kritik bir tarihti dolar tarafında. Bu aynı şekilde altın piyasasında acaba kritik olur mu? Yarın onu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Borsa tarafında da gelişmeler var. Onu ilgili analizleri bugün yapacağım analizleri isterseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet şimdi günlük durumda ons bazında durum bu. Aşağı doğru kar satışlarının geldiğini fiyat grafiğinden görüyoruz. Şimdi fiyat grafiğini temizleyelim. Kafanız çok karışmasın. İndikatör tarafına baktığımda bakın 70 seviyesini test edebiliriz demiştik daha önceden.
ve 70 seviyesini test ettik. Aşağıdan gelen RSI'nin trend desteğine biz gelmiş durumdayız. Bakın tam sınırdayız. Kısa vadeli ve uzun vadeli stop RSI'da tam sınırdayız. Kısa vadeli sanki sat yaratmış gibi gözüküyor ama biraz daha zamanı var. Bence yarını beklemek daha doğru olacaktır. Yarın daha geç olur mu? O sizin bileceğiniz tabii ki. Bugünden satıp satmamak. Eğer yukarı dönmez diyorsanız, burada trend kırıldı diyorsanız bir şey diyemem. Ama ben şu an için halen trendin yukarı doğru olduğunu görüyorum. Bir kar satışının karşımıza çıktığını görüyorum. Bu kar satışının trend kırılımı mı yoksa bir düzeltme mi olduğunu en az biz yarın anlayacağız diye düşünüyorum. Size yatırım tavsiyesi olmadan bunu söyleyebilirim. Bakın şimdi RSI demin söylediğim gibi 70'in üstüne çıkmıştı ama tekrardan şu an 67 seviyelerindeyiz. Bu bir trend dönüşü manasına gelebilir. Bakın burada bir dönüş olmuştu. Bakın burada dönüş olmuştu. Dün de anlatmıştım bunları. Burada da bir dönüş olmuştu. Bu noktada dönüş kısmında yani şurada da bakın şöyle bir trend vardı aslında. Bu trend kırılmış. Örneğin şurada da çizelim bunu. Şurada da böyle bir trend vardı. Bu da kırılmış. Aşağı gelmişiz. Bakın burada da bir trend var. Henüz daha kırılmamış. O yüzden belki 1-2 gün daha ihtiyacımız varmış gibi gözüküyor. Trendin kırılıp kırılmadığını anlamak için. Şimdi 5 saatliğe geçelim. Durumu anladık. 5 saatlikte ilk olarak indikatörlere baktığımızda bariz bir şekilde hem STOXX ve STOXX RSI kısa vadeli hem uzun vadeli de sat sinyalinin geldiğini görüyoruz. RSI tarafında ise 70 bandının altını kırıldığını görüyoruz. Hafif bir yukarı tekrar bir tepki yükselişi olabilir. Ancak 5 saatlikte sat sinyalinin oluştuğunu size söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmadan bakın kırılma noktası da 1808. Dün de söylemiştik bu 5 saatlikteki durumu 1808 altında kapatırsak o zaman riskli olur demiştik arkadaşlar. Bakın yine hatırlatıyorum. Bazı arkadaşlar endişeleniyorum ben onlar için. 5 saatliği günlükle karıştırıyorlar. Hocam hani 1808'den sat geldi demeyin bana sonra. Bu 5 saatlikten arkadaşlar günlük bazda sat sinyali gelmedi. Ve şu an sadece kar satışlarındayız. Onu tekrardan hatırlatalım sizlere. Evet, 5 saatlikte sat sinyalin geldiğini anlattık ve şu yükselen trendde kırıldığını zaten siz de görüyorsunuz. Trend kırılımı da yaklaşık 1813'lerden aşağı doğru olmuş durumda gözüküyor. Yukarı doğru tepki yükselişleri olabilir. Burada da 1804 bizim ilk direncimiz. Bunun üstünde kapatırsak da 1807'ler var. 1807'nin üzerine atmazsak burada düşüşler şu şekilde devam edebilir. Ve aşağıda da bizi bekleyen 1790'lar var. Onun altında da 1780'ler var. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? 1780'ler iyi bir destek gibi gözüküyor 5 saatliğe baktığımızda. Daha aşağıda daha farklı seviyeler var ama onlar şu an için çok uzak. Evet, gram analiz parçamıza geçelim artık, bölümümüze geçelim. İlk olarak sinyal tablosunu gösterelim. Hatırlarsınız. Her gün yapıyoruz bunu hatırlatmak maksadıyla. Yoksa amacımız sizi sıkmak değil ama ilk defa bizi izleyenler var. O yüzden onları gösteriyorum. 370,5'tan al sinyalimiz oluşmuştu. Yani trend yukarı manasına gelmişti ve halen trend yukarı 401 seviyelerine kadar yükseldik. Ben 401-402 bekliyordum. Hatta 404'ler de olabilir diyordum. Henüz trend bitmiş değil. 404'ler de ihtimal dahilinde. Ama aşağı doğru bir kırılım olursa tabii ki bunlar iptal olacaktır arkadaşlar. Ben zaten 404 olacaksa da tahminimce 13 Temmuz civarında görülmesini bekliyorum eğer yükselişler devam ederse. Ama aşağı kırılımlar olursa da alt noktada bizim ilk desteğimiz bakın şu desteği çizdiğimizde birazdan şimdi daha detaylı inceleyeceğiz ama 395'ler karşımıza çıkıyor. 395'ler kırılırsa daha aşağı seviyeler 388 gibi, 385 gibi, 380 gibi seviyeler var ama önce bir trend kırılsın o zaman konuşuruz aşağı gelecek noktaları. Çünkü biliyorum hemen soracaksınız hocam kırılırsa nereye düşer diye. O yüzden bunu ufak bir bilgi olarak aklınızda tutun diye veriyorum. Yoksa kırılacak aşağı düşecek manasında söylemiyorum. Bugün gördüğümüz seviye zaten en düşük 396. 396'da zaten bizim önceki kırılım noktamızın dip seviyesiydi. Şimdi onun detaylarını anlatacağız. Evet, gram analiz tarafına dönelim. Gram analiz tarafına döndüğümüzde dünkü
Grafiklerimiz duruyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bizim şöyle bir çanağımız vardı. Biraz daha büyüteyim görmeniz için. Bakın şöyle bir çanağımız vardı. Bu çanak burada kırıldı ve yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Şimdi ons grafiğinde ne vardı arkadaşlar? Pullback yani tekrar geri dönüş gibisinden düşünebilirsiniz veya teyit alma gibisinden düşünebilirsiniz. Türkçe manasıyla daha derin manasında konuşmak gerekirse. Şu şeyi silmek istiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir çanağımız vardı. Bakın şurada kırılma oldu. Burası neresi? 396. 396'dan kırılma oldu. Ve yukarı doğru ilk hedefimiz olan 402-403'lere doğru hareket ediyorduk. Tabii bunu çok hassas oturtamayabilmiş olabiliriz. Yani şunları çizerken. Ve oradan tekrardan geri geldi ve geldiği noktaya bakın bugün en düşük nokta yine 396. Yani kırıldığı noktayı tekrardan test etti. Yani şu anlama geliyor. Şimdi şuradan bağımsız olarak çiziyorum. Bakın biz şöyle bir hareket yaptık. Şurada çana bunu kesik çizgilerle göstereyim bu kritik seviyeyi. Burada bir kırılım yaşadık. Yukarı doğru gidiyorken tekrardan geri döndük ve tekrar aynı noktaya eriştik. Şimdi bu şu anlama geliyor. Biz şu trendi yani çanağı kırdık yukarı doğru gitmek istiyoruz ama ben burada tekrar kar satışlarla karşılaştım. Burada karını alanlar sattı ve aşağıda şimdi bu hareketin gerçekçi olup olmadığını anlamak istiyorum. Ve bu hareket gerçekçi ise daha üst seviyelere şu şekilde düzeltmesini yaptı ve yukarı gidecektir. Peki aşağı kırarsa ne olur? Bu sefer de bu yükseliş mal yedirme operasyonuydu. Burada bir boğa tuzağı vardı ve aşağı doğru gelecek ve ikili dibe doğru bir hareket söz konusu olabilir diye konuşacağız arkadaşlar. Bakmamız gereken nokta fiyat grafiğini anlamamız gereken nokta bence bu. Arkadaşlar teknik açıklamasını ben bu şekilde açıklayabilirim size. Şimdi indikatörlere bakalım. İndikatörlere baktığımda bakın burada da 70 bandın çok az aşağısında olsak da aşağısına gelmiş gözüküyoruz. Bakın burada da bir trend, yükselen trendimiz var RSI tarafında. O da 1-2 gün içerisinde kendini belirleyecek gibi gözüküyor. Kısa vadeli stop RSI, uzun vadeli stop RSI henüz sat sinyali oluşturmamış. Dolayısıyla ben 396 seviyesinin üzerinde kaldıkça bugün için zaten öyle gözüküyor. 398,2'lerdeyiz. Bir problem olmayacağını düşünüyorum. Zaten bugün gördüğümüz en düşük seviyede 396'ydı. Dolayısıyla bir problem gözükmüyor. Yarın için sizi uyaracağım noktayı söyleyeyim ben size. 396,5 arkadaşlar. 396,5 altında kapanış yapmazsak problem yok arkadaşlar. Tekrar yazıyorum buraya. 396,5. Bunun altında kapanış yapmazsak problem olmayacak ama bunun altında kapanış yaparsak o zaman soru işaretleri çıkacak. Ben gün içerisinde sizlere alsat sinyalleri oluşturmaya çalışınca oluşunca ben size bildirmeye çalışıyorum ama örneğin bugün çok yoğun çalıştığım için borsadaki sat sinyalini ancak akşam verebildim. Gün içerisinde bazen zamanımız olduğu zaman baktığımız zaman verebiliyoruz ama gerçi bir gün öncesinden de ben kritik seviyenin borsada örneğin 117.400 veya 600 olduğunu tam hatırlayamadım. Belirtmiştim ama tabii bazı arkadaşlar illa teyit bekliyor. Biraz da kendiniz teknik analizi öğrenseniz bence daha faydalı olur. Kimseye güvenmeden kendi analizinizi yaparsanız hem daha kendinizi güvende hissedersiniz hem de doğru kararlar alırsınız. Evet arkadaşlar günlük bazda durum bu. Henüz sat sinyali oluşmamış onu size söyleyeyim. Bu hareketin bir düzeltme mi yoksa aşağı doğru bir kırılım mı olacağını 396'ların özellikle altında kapanış olursa onu ilerleyen günlerde yarın bile görebiliriz. O yüzden takipte olacağız. Şimdi 5 saatliğe bakalım. Bir de 5 saatlikte de bizim göstergelere baktığımızda hem uzun ve kısa vadede su arası aşağı doğru gidiyor. MACD'ye sat sinyali vermiş. RSI tarafında da bir desteğe gelmişiz. Tekrardan yukarı doğru gidiyormuşuz gibi bir tepki yükselişi var. Şimdi fiyat grafiğine bakalım. Fiyat grafiğine baktığımızda en son yükseliş hareketimiz nerede başlamıştı? Evet, burada yükseliş hareketimiz başlamıştı. Ancak 5 saatlikte şurada şu yükselen trend bizim alttan da yükseliş trendini çizdiğimizde bakın 300 400 TL hatta ona biz düz 399 diyelim. 399,5 diyelim ya da 399 buçuk seviyesinden 5 saatlikte arkadaşlar bakın yine günlere, aylara hangi periyotta analiz yaptığımıza dikkat edin.
5 saatlikte 399,5'tan saç sinyali oluşmuş ve altta iyi bir desteğimiz olan 396-397'lerde tutunmaya çalışıyoruz. Eğer orası kırılırsa bu sefer 394'lere gideceğiz ve bu büyük ihtimalle bize günlük bazda da saç sinyali oluşturacaktır diye ben düşünüyorum. 396,5 arkadaşlar, burada da söylüyorum, 396,5 altında kapanış yaparsak bu 5 saatlikteki düşüş burada da derinleşir. Günlük bazda da bunu aktarabilir ve durumun kötüye gitmesini bize gösterebilir. O yüzden 396,5 seviyesine yarın altında kapanış yapacak mıyız veya onun altında kalıcı olduğunu hissederseniz tehlikeli tarafa geçiyoruz diye size önden söyleyeyim. Gelecek akşam sizlerle beraber tekrar analiz yapacağız. Zamanımız olursa da gün içerisinde sizi bilgilendirmeye çalışacağım ama bu aralar oldukça yoğunum. Elimden geldiğince yine yardım etmeye çalışacağım. Kendinize bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.